olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Beğendin mi? Çok güzel. Beğendim. Bakan Koca yaptığı açıklamada İzmir depreminin ilk gününden itibaren devletin bütün birimlerinin aktif olarak devrede olduğunu söyledi. İlk günden itibaren devlet olarak bütün birimlerimiz aktif devrede oldular. Ve bu dönemde hayatını kaybeden maalesef 114 vatandaşımız oldu. 107 vatandaşın enkaz altında, 7 vatandaşın da hastanede tedavi edilirken yaşamlarını yitirdiğini ifade eden Bakan Koca açıklamasını şöyle sürdürdü. 107 vatandaşımız enkaz altında hayatını kaybederken 7 vatandaşımız da sağ kurtarılıp sağlık kuruluşlarımızda devamında hayatını kaybetmişti. Toplam 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu arada şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var. 999 vatandaşımız taburcu edildi. Ve yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bu 7 hastamızın içinde 5 hastamızın durumu biraz daha ciddiyetini koruyor. Sağlık Bakanı Koca, geç dönemde kurtarılan yaralıların sağlık durumuyla ilgili genel bilgiler verdi. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda. Ciddi bir sorunları yok. Kendileriyle rahat konuşabilir olduk. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimiz serviste kardeşleriyle birlikte bildiğiniz gibi tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok. Ablaları, ikizler, Ezel ve Elzem, onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce yine ziyaret etmiştim. Ablaları da, ikizlerimiz de genel durumları iyi, sağlıkları yerinde. Bunun dışında İdil kızımız COVID pozitif olan, kendilerini ziyaret ettim ve İdil kızımızın da genel durumu iyi, semptom anlamında herhangi bir sorunun olmadığını, genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Baştan daha çok Kras sendromu, böbrek yükü fazla idi. Bir fasiyotomi yapılmıştı. Kendisinin genel durumu iyi. Zannediyorum 2 veya 3 gün yoğun bakımda takip yapıldıktan sonra servise alınmış olacak. Bu anlamda ciddi bir sorunlarının olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnce kızımızı da ziyaret ettim. Onun da genel durumu iyi. Yakın zaman diliminde taburcu edilebileceğini düşünüyorum. Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE yoğun bir gayret göstermiş oldular şeklinde konuşan Bakan Koca açıklamasını şöyle tamamladı. Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE ve 112 Acil ve Kızılay'ımız ve diğer STK'lar yoğun bir gayret göstermiş oldular. Hepsine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Ve bizim UMKE ekibi ayrıca sağlık taraması anlamında çadır kentlerimizde yoğun faaliyetlerine devam ediyorlar. Toplam sağlık personeli olarak 1118 personelimiz bu dönemde görev aldı. UMKE ekibimiz özellikle bildiğiniz gibi sağlık ordumuz içinde gönüllü bir kurtarıcı